Oğlum Kılıç değil mi bugün sağ salim döndü ya. Yemin ediyorum içim nasıl rahatladı nasıl rahatladı anlatamam size yani ha. Vallahi billahi. Ama bir şey diyeyim mi? Kellenin büyüğünü aldılar. Çok büyük kelle aldılar. Böyle durumlarda benim iştahım açılıyor lan. Vallahi billahi. Doğan abi senin iştahın hep açık ki zaten. Evet. Bir gün sırf bu yüzden başım çok büyük belaya girecek abi. Şu koşu yemek sokma be. Bir şey olmaz oğlum sen merak etme ha. Dikkat! Rahat beyler, rahat. Komutanım buyurun, bir emriniz mi var komutanım? Boş yatak var mı? Var komutanım, bu yatak boş. Bir de sen bana bir boş dolap ayarlarsan tamamdır. Ayarlayayım. Anam. Yoksa sen burada mı kalacaksın? Şimdiki yanlık. Hayır, sen niye koğuşta kalıyorsun ki ya? Koskocaman astsubay, kıdemli üst çavuş, bektaş, subaşısın sen ya. Yani ben anlamadım arkadaş ya. Bütün gece şitreçten sabaha kadar uyuyamadım ya. Allah yazık, bana da yazık ya. Bir komutanla aynı koğuşta yatılır mı hiç arkadaş? Yani sağa dönersin zırt olur, sola dönersin pırt olur, affedersin. Olmaz, okey. Tövbe yarabbim. Ha gözüm. Tam zamanına geldim vallahi, getir. Afiyet olsun komutan. Sağ olasın. Sağ ol. Komutanım çay. Eyvallah, Allah sağ olasın. Afiyet olsun komutan. Affedersiniz komutan. Komutanım çay. Komutan. Ya Doğan hayırdır? Sen pek rahat uyuyamadın herhalde ha? Yo. Uyudum komutanım yani. Vallahi ben de çok güzel uyudum biliyor musun? Yatak çok rahattı. Değil mi? Bizim yataklarımız çok rahattır komutanım. Yani öyle yatınca mışıl mışıl uyulur yani. O kadar rahattır yani komutanım. Bir şey sorayım, siz de koğuşta mı kalacaksınız komutanım? Yani bunu şeyden ötürü söylüyorum. Eğer öyleyse bir hazırlık yapayım diye şey ettim. Vallahi. Kalın tabii canım. Tabii kalın. Sonuçta yataklarımız çok rahattır. Günaydın Tim. Sağ ol. Karagöz, aslanım fırla bir çay getir bana, haydi. Emredersiniz komutanım.